Evet, bir izleyicimiz selamünaleyküm. Bir erkek hanımını evden kovarsa seni istemiyorum defol git derse nikahı bozulur mu demiş hocam. Evden kovması nikahın bozulmasına sebep değildir. Boşaması nikah düşürür. Allah muhafaza etsin. Seni istemiyorum demek evden git, babanın evden git, evden dışarı çık manasına gelen çık. Bunlar boşanma sebebi, boşanma ifadeleri değildir. Ama demesi doğru mudur? Değildir. Boşanmış olmazlar yani. Ama talak ifadeleri, boşanma ifadeleri bunlar kesinlikle Allah muhafaza tehlikelidir. Ama bir erkeğe de böyle bir hareket son derece çirkindir yani. Bu nasıl iş ya? Ya bırakmış dedi ya. Bir insan hanımını idare edemiyorsa, hanımına sahip çıkamıyorsa, hanımını istenilen şekilde eğitemiyorsa, hanımını gerçekten kucaklayıcı bir anlayışla ne yapamıyorsa, ona sevgisini, saygısını, hassasiyetini veremiyorsa kendisinde bulsun kardeşim hatayı. Şimdi böyle deyince bazıları bana kızıyor. Ya diyor sen diyor hanımları bilmiyorsun. Yani nereden bileyim veya bilmeyeyim ne yapayım ben yani. Ama benim bildiğim bir şey var ki erkekte o güç olmasa Allah erkeklere idarecilik kabiliyeti ne yapmaz? Vermez. Veriyorsa demek sende idareci kabiliyeti var. Sende gerçekten hanımını idare etme gücü var. Olmasa Allah vermezdi. Ama sen kendini geliştirmezsen, eksik kalırsan, yanlış kalırsan, zayıf kalırsan, hocalarla dertleşmezsen, sohbetlere gitmezsen, kendini gerçekten dini konularda kendini yetiştirmezsen, bu konuları gerçekten öğrenmezsen, kendini Kur'an ölçülerinde, peygamber ölçülerinde yetiştirmezsen, o zaman kardeşim ben sana ne yapayım? Ya eyyühellezine amenu gu enfusekum ve ehlikum nâra. Allah buyuruyor. Ey iman eden erkeklere buyuruyor Hazreti Allah. Erkeklere buyuruyor ey iman edenler. Kendinizi ve ehlinizi yani ailenizi cehennem ateşinden koruyun. Sen evden kovarak mı cehennem ateşinden onu korumuş olacaksın? İnsan hanımını evden kovar mı ya? Bu ne acayip bir şey ya. Allah muhafaza etsin. Ondan sonra o hanım gidecek yer bulamazsa ne yapacak? Anneye babaya gitmek kolay mı ya? Kolay mı böyle bir şey? Öyle değil mi ya? Evini bırakmış, annesini bırakmış, babasını bırakmış, sana eş olarak gelmiş ya. Sen bunun kıymetini bilmen lazımken, teşekkür etmen lazımken, gerçekten bu bana büyük bir aile hayatı, büyük bir nimettir olarak bilmen lazım. Bak, gerçekten her şeyimizi bozdular ya. Rabbim muhafaza etsin. Çok önemli bir konu bu. O yüzden biraz uzattım. Gerçekten çok önemli. Şu anda çünkü her gün defalarca bunlar ne? Defalarca bu sorular geliyor yani. Ve insan üzülüyor ya. Rabbim muhafaza etsin inşallah. Resmi bir rakamlara bakayım dedim. Acaba kaç kişi uzaklaştırılmış diye. 1 milyon deyince çok gördüm gerçekten de. 2 milyon kişiymiş hocam ya. 5 yılda. Yani kalbim acıdı hocam hakikaten. Kalp acıtıyor ya. Sonra adam ne yapıyor? Uzaklaştırmaya evine dönmek istiyor. Bu sonra hanımı da bir ters yapıyor. Bu sonra çok olmayacak şeyler oluyor. Allah muhafaza etsin.